Evet çocuklar merhaba. Bugün yapmış olduğumuz 5. hafta fen bilimleri denemesini, sınav çözümlerini sizinle beraber yapmak istiyorum. Şimdi beraberce sorularımıza bir bakalım. Şimdi ilk soruyla başlıyoruz. Asumrali öğretmen sınıftaki bir etkinlikte özdeş kaplardan birincisine 40 santigrat derecede 100 mililitre sıcak su ve 10 gram toz şeker. İkincisine de 10 santigrat derecede 100 mililitre soğuk su, 10 gram toz şeker koyarak aynı hızda karıştırmaktadır. Şimdi baktığımız zaman neler farklı? Bir kere her ikisi de toz şeker. Yalnız bir tanesinde 100 mililitre sıcak su var, diğerinde de 100 mililitre soğuk su var. Miktar olarak aynı ama biri sıcak, biri soğuk. Ve aynı zamanda sıcaklık değerleri de burada. Karıştırma sonucunda birinci kaptaki şekerin daha hızlı çözüldüğünü gözlemleyen öğretmen, öğrencilerden gözlemleri sonucunda bu etkinlikteki bağımsız değişkeni defterine yazmasını istemiştir. Buna göre hangi öğrencinin defterine yazdığı bağımsız değişkin ifadesi doğrudur diye soruyor. Şimdi baktığımız zaman biri sıcak su, diğeri de soğuk su aynı hızda karışıyorlar ama sıcak sudaki çözünen miktarı ne olması lazım? Daha fazla olması gerekiyor. Ve burada bağımsız olan nedir? Sıcaklık farkıdır ve bana zaten bağımsız değişkeni soruyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Deniz olacak. Yani Bengisu sıcaklık olmuş olacak. İkinci soruda aşağıda bazı öğrenciler uzay araştırmaları ile ilgili bilgi vermektedir. Buna göre hangi öğrencilerin uzay araştırmaları konusunda söyledikleri doğrudur? Ne diyor? Bir Mustafa, aynalı, mercekli ve radyo teleskopları gibi teleskop çeşitleri vardır. Doğru. Uzay çalışmaları sonucu diş teli, alüminyum folyo, streç film, dijital saatler ve telefon gibi ürünler üretilmiştir. Bu da doğru. Ülkemizde en gelişmiş gözlem evi Antalya'da Toros Dağları'nda kurulan TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'dir. Bu da doğru. Dolayısıyla da cevabımız ne olacak buradan? Değildi. Hani belki burada Mustafa ve Kaan'la ilgili bilgileri bilebilirsiniz ama Zehra'nın söylediği bilgi belki biraz genel kültür, yani hani müfredatın dışına çıkmış biraz. Genel kültürde bilmeniz gereken bir şey. Ama cevabımızın Denizli olduğunu buradan öğrenmiş olduk. Üçüncü soruya baktığımızda ilkel bir cisim etki eden yer çekimi kuvvetinin ağırlık olduğu bilgisini kullanarak kilometreli bir cismin hava ortamında değerini ölçüyor. Bu ölçüm işleminden ağırlık bir kuvvetli sonucuna varıyor. İlkenin sahip olduğu hangi bilgi bu etkinlikten vardığı sonucu destekler diye soruyor. Cisim dinamometre yayının uzamasına yol açar. Yer çekiminin değişmesi ağırlığı değiştirir. Ölçüm yapılan yüksek yer çekimi kuvveti, yükseklik yer çekimi kuvvetini etkiler. Kütle ve ağırlık farklı kavramlar. Şimdi çocuklar, aslında bu çok güzel bir yeni nesil sınav sorusu tarzında. Şimdi yukarıda bir bilgi verilmiş ve bunu destekleyen cümleyi bizden istiyor. Aslında şurada ABCD'deki bütün şıkların hepsi doğru. Yani ağırlık ve kütle ile ilgili ifadelerin hepsi doğru ama yukarıdakinin destekleyen cümleye baktığımız zaman o zaman cevabımız ne olacak? Çünkü yukarıda ne diyor? Yukarıda ne diyor? Cismi etkeden yer çekim kuvvetinin ağırlık olduğunu bilgisini kullanarak dinamometre ile bir şeyler yapıyor. Dolayısıyla cisim dinamometrenin uzamasına ne yapmıştır? Yol açmıştır ve böylece de dinamometrede ölçülen değerin ağırlık olduğunu ne yapacak? Anlamış olacak. Cevabımız ne olarak çıkacak buradan? Adan olarak çıkacak. Dördüncü soruda yatay doğrultuda kuvvet uygulayarak bir cisim yatay doğrultuda kuvvet uygulayarak bir cisme yatay doğrultuda yol aldırdığımızda fiziksel anlamda iş yapmış oluruz. Bu işin tanımı. Cisme uygulanan kuvvet ile alınan yol arttıkça yapılan iş artar. Aynı cisim üzerinde yapılan işler aşağıdaki gibidir demiş. Şimdi baktığımız zaman ikinci durumda yapılan iş birinci durumda yapılan işten fazladır demiş. Çünkü nedir? 2 çarpı 1, 2 joule'lük bir iş var. 1 çarpı 1, 1 joule'lük de bir iş var. Bu farklılığın sebebi verilen ifadelerden hangisinden dolayı kaynaklanmaktadır? Uygulanan kuvvetin farklı olması demiş. Alınan yolların farklı olması, cisimlerin farklı ağırlıklı olması. Cisimlerin ağırlığı burada hiçbir şekilde etki etmiyor. Çünkü iş kuvvet ve yola bağlı. Üçü eledik. Alınan yolların farklı olması mı? Evet. 1 Newton ve 2 Newton. Kuvvetler zaten birbirine eşit. Dolayısıyla cevabımız ne olarak çıkacak? Adan olarak çıkmış olacak. Beşinci soruda Tokyo Şehir Belediyesi evsel atık projesi dahilinde haftalık olarak cam, pil, metal, elektronik aletleri ayırarak farklı renkte geri dönüşüm kutularını evlere vermektedir. Her hafta toplanan geri dönüşüm malzemeleri belediyelere teslim edilerek ailelere ekonomik kazanç olarak da katkı sağlamaktadır. Buna göre diyor,
ifadelerden hangisine ya da hangilerine ulaşabilir? Ülke ve toplum olarak geri dönüşüm konusunda bilinçlidirler. Evet. Geri dönüşüm konusunda hem aileler hem de devlet belediyelerinde ekonomik kazanış sağlanmıştır. Zaten bunu ifade ediyor. Ailelerin tek geçim kaynağı geri dönüşümdür. Hayır. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Adana. Altıncı soruya baktığımız zaman aşağıdaki hücrelerden organizmaya doğru sıralama şeması verilmiş. Yani hücreler birleşerek dokuları, dokular birleşerek organları, organlar birleşerek sistemleri ki burada boşaltım sistemi var. Boşaltım sistemi de birleşerek organizmayı yani niye oluşuyor? Vücuda oluşuyor. Vücut oluşuyor. Buna göre öncülerden hangileri doğrudur? Dokulardan organlar oluşmuştur. Dokular organlardan oluşmuştur demiş. Tam tersi. Dokular birleşerek organlar oluşuyor. En basit olan hücredir. Evet. En karmaşık olan organizmadır. Evet. Aynı dokunun bütün hücrelerinin genetik yapısı aynıdır ifadesi. Evet. Eğer dokular aynıysa genetik yapısı da ne olacaktır? Aynı olacaktır. Dolayısıyla da cevabımız ne olarak çıkacak burada? Burs olarak çıkacak. Birinci ifade tekrar söylüyorum. Tam tersi olması lazım. Dokular organı meydana getirir. Organlar dokuları değil. Yedinci soru. Emirin birbirinden farklı özelliklere sahip KLM aynalarındaki görüntüleri aşağıda verilmiş. Şimdi emire dikkat ederseniz işte bir aynada emir bu. Bir aynada aynı, kendiyle boyu aynı. Bir aynada daha küçük bir aynada ise nedir? Daha büyük olarak gözlemleniyor. Şimdi bakalım. K aynası düz ayna olup genellikle kavşaklarda ve güvenlik amaçlı olarak kullanılmaktadır. Evet şimdi baktığın zaman K aynası düz ayna olabilir mi? Olabilir. Yani emirle aynı. Ama düz ayna kavşaklarda ve güvenlik amaçlı kullanılmaktadır. Onda kullanılan tümsek aynadır. Buradan A'yı eledik. L aynasında oluşan görüntü çeşitleri K ve M aynalarına göre daha fazladır. Hayır. M aynasının kullanım alanları arasında diş polikliniği, makyaj, el feneri gibi alanlar mevcuttur. Eğer bir cismin görüntüsü kendisinden çok büyük ise bu çukur aynada odak ile tepe noktası arasındaki yani o çukur aynanın dibine kadar girdiği andaki görüntüdür. Dolayısıyla da bu makyaj aynalarında, el fenerinde veya dişçilerin kullandığı aynalarda kullanılan bir aynadır. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Ceyhan olmuş olacak. Sekizinci soruda Can öğretmen fen bilimleri dersinde Beste, Ela, Dilara'dan çeşitli meyveler ile bazı modellemeler yapmalarını istemiş. Beste'nin modeli 1 kivi 2 çilek, Ela'nın modeli 3 tane muz. Dilara'nın modeli de bir tane elma. Öğrencilerin modellemelerinde kullandıkları meyvelerin temsil ettiği kavramlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir diye soruyor. Şimdi baktığımız zaman bu bir tane elmadan oluşmuşsa bu elmayı meydana getiren bütün tanecikler aynıdır. Dolayısıyla da elmanın ne olması lazım? Atom olması gerekiyor. Üç tane muz ise bu şey gibi düşünün. Yani elma oksijen atomuysa muz oksijen 2 yani oksijen gazı dediğimiz moleküler yapılı bir element olabilir. Burada ise zaten farklı farklı meyveler olduğu için ne olması lazım? Karışım olması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Burslu olarak çıkacak. 9. soruya baktığımız zaman Ahmet aynaların bulunduğu bir dükkana giriyor. 5'er dakika sırasıyla KLMN aynalarına bakıyor. Kendi boyunu yukarıdaki grafikte uzunluklarda görüyor. Bu aynalardan sadece K aynası Ahmet'in boyu ile aynı, tüm aynalardan görüntünün düz olduğu, boyu ile aynı ve tüm aynalarda görüntünün düz olduğu biliniyor. Buna göre KLMN aynaları ile ilgili bazı bilgiler verilmiş ve bana diyor ki doğru bilgilerin bulunduğu kutucuklar boyanırsa tablonun son durumu ne olur diye soruyor. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Şimdi şurada bir bilgimiz var diyor ki, kendi boyunu yukarıdaki grafikteki uzunluklarda görüyor. K aynası Ahmet'in boyu ile aynı ve tüm aynalarda görüntünün düz olduğu biliniyor. Şimdi K aynası makyaj aynası ile aynı çeşit aynadır demiş. Makyaj aynası dediğimiz şey nedir? Düz görüntü yani şöyle söyleyeyim ters değil. Aynanın arka tarafında çukur ayna ile ilgili olan görüntü ve bana doğru bilgilerin bulunduğu kutucuklar boyanırsa tablonun son durumu nedir diye sorarsa o zaman kani olması lazım. Yanlış olması gerekiyor. Çünkü daha büyük görünür makyaj aynalarında. L aynasında periskoplarda kullanılan ayna ile aynı aynadır. Bu da değil periskoplarda zaten düz ayna kullanılır.
M aynası güvenlik amaçlı kullanılan aynalardan olabilir mi? M aynası güvenlik amaçlı kullanılan aynalardan olabilir mi? Olabilir. Neden olabilir? Şimdi beşer dakika sırasıyla hani bu aynalara bakıyor ya şu şekilde. K, L, M. Dikkat edersiniz boyu nedir? Kendisinden büyük. Dolayısıyla bu olabilir mi? Olabilir. N aynasına paralel ışınlar gönderilirse bu ışınları dağıtarak yansır. Çünkü nedir? Tümsek ayna boyutundadır. Dolayısıyla da cevabımız ne olarak çıkacak burada? Bursa olarak çıkacaktır. Geliyorum 10. sorumuza. Bazı canlılar dünyaya geldiklerinde ana canlıya benzerken bazıları benzemezler. Ana canlıya benzemeyen canlılar gelişim dönemleri boyunca başkalaşım geçirerek ana canlıya benzer hale gelirler. Kurbağaların ve böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra yapısal değişikliğe uğrayarak ana canlıya benzer hale gelmesine başkalaşım denir. Bu son işlediğimiz üreme ünitesiyle alakalı. Burada döngüsü de verilmiş. Burada bir şekilde bir döngü de verilmiş. Ve bana diyor ki kurbağanın yaşam döngüsündeki 2 ve 3 numaralı evrelerin kelebeğin yaşam döngüsündeki karşılığı aşağıdakilerden hangisi gibidir diye soruyor. Şimdi baktığın zaman tırtıl değil mi? Kelebekte de yine aynı şekilde. Şimdi ilk hal, sonra bu hal ve ondan sonra şu şekilde bir yol izlemiş. Dolayısıyla da bunu kelebeğe benzeteceğiz. Kelebekte ikinci evreninde olması lazım, tırtıl olması lazım. Üçüncü evreninde pupa olması lazım. Sonra larva şeklinde ne yapıyor? Gidiyor. Dolayısıyla da cevabımız ne olarak çıkacak burada? Ceyhan olarak çıkmış olacak. 11. soruya bakalım. Aşağıdaki öğrenciler bellerindeki özdeş kaplarda bulunan karışımları ayırmada kullandıkları yöntemler verilmiş. Rümeysa damıtma, Bengüsü buharlaştırma, Erol ayırma hulusi, Kutay'da süzme. Şimdi Erol'un karışımı birbiri içinde çözünmeyen, yoğunlukları farklı iki sıvı maddeden oluşuyor olabilir. Çünkü ayırma hulusinde zaten sıvılar sıvı ile yani sıvı sıvı karışımı olması gerekiyor. Ve birbirine karışmayan sıvılar olması gerekiyor. Adana, Erol'un dediği ifade doğru. Kutay'ın karışımı birbirinin içinde çözünmeyen bir katı ve bir sıvı maddeden oluşuyor olabilir. Evet, süzme. Bu da doğru bir ifade. Rümeysa'nın karışımı su ve suda çözünmeyen bir sıvı maddeden oluşuyor olabilir. Şimdi Rümeysa'ya baktığınız zaman damıtma. Damıtma neydi çocuklar? Damıtma buhar, kaynama sıcaklığıyla alakalı ve birbirinin içerisinde çözülebilen sıvılardır. Dolayısıyla da cevabımız ne olacak burada? Ceyhan olarak çıkacak. 12. soruda bu olaylarda mitoz bölümünün hangi özelliklerine rastlanmamaktadır diye soruyor. Şimdi Aybike top oynarken yere düşmüştür. Yerdeki cam parçaları elini kesmiştir. Bir süre sonra elindeki kesikten iz kalmamıştır. Mitoz bölümü. Babasıyla üzüm bağında bir dal kesip toprağa dikmiştir. Bir süre sonra bu daldan kocaman bir üzüm bağı oluşmuştur. Yani eşeğsiz reme ile alakalı. Kuaförü yanlışlıkla saçlarını kısacık kesmiştir. Bir süre sonra saçlarının tekrar uzadığını görmüş ve sevmiştir. Mitoz bölümü. Şimdi mitoz bölümünün hangi özelliklerine rastlanmamaktadır diye soruyor. Eşeğsiz remeyi gerçekleştirmesi belirli dediği ifade ki biz bunu son ünitede de gördük. Bu var. Canlılarda büyümeyi sağlaması, evet saçların uzaması, yaraların iyileşmesi, aybikenin top oynarken yere düşmesi sonucu. İlk zigot oluşumundan sonra başladığını, bununla ilgili bir ifade yok. Zaten mitoz bölümünde de zigot kısmı yok. Dolayısıyla da cevabımız ne olacak burada? Denizli olmuş olacak. 13. soruda aşağıda verilen grafikler canlılarda gerçekleşen bazı olaylardan hücrelerdeki kromozom sayısındaki değişimi göstermektedir. Öncelikle bu iki grafiği çocuklar bir yorumlamamız lazım. Ne diyor bize bu iki grafik? Buradan mesela ilk grafiğe baktığınız zaman kromozom sayısı ikiyken ene düşmüş. Demek ki bir mayoz bölünme geçirmiş. Sonra tekrar ne yapmış? Yukarıya çıkmış ve sonra da sabitlenmiş. Burada ise tamamen mitoz bölüme geçirmiş. Çünkü kromozom sayısında hiçbir şekilde değişiklik olmuyor. Şimdi K olayı üreme hücrelerinde gerçekleşirken mayoz bölümü olup L olayı ile neslin devamını sağlar. Hayır. L olayı ile neslin devamını sağlamıyor burada. Çünkü burada tamamen sonra ne yapıyor kromozom sayısı? Yukarıya doğru çıkıyor. M ve N olayı büyüme ve gelişmeye etki eden, bakıyoruz şimdi, M ve N olayı büyüme ve gelişmeye etki eden bir olay olup kromozom sayısı değişmemiş midir? Evet, çünkü mitoz bölünmenin gerçekleştiği bir durumdur. Kromozom sayısının sabit olduğu yer. Dolayısıyla da cevabımız ne olacak burada? Bursa olmuş olacak. 14. soruda tuz ve demir maddeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Tuz bir bileşiktir ve yapısında birden fazla element bulunur. Evet, biri sodyum bir de klor olmak üzere.
üzere. Demir elementtir ve tek cins atomdan oluşur. Evet. Tuz kendi oluşan elementlere ayrıştırılabilir. Evet. Demir de tuzla moleküler yapılıdır. Hayır. Tuz moleküler yapılıdır ama demir moleküler yapılı değildir. O atomik yapılı bir elementtir. Dolayısıyla cevabımız denizli. 15. soruda optikle ilgili, yani daha doğrusu mercekle ilgili bir sorumuz. Kırıcılık ve ortam grafiği şekilde verilmiştir. Dikkat ederseniz kırıcılığı en fazla olan hangisi? B, sonra A, sonra C. Yani en yoğun olan ortam B, en az yoğun olan ortam da C olarak görülüyor. Şimdi bana diyor ki ifadelerden hangileri doğrudur? Ortamların kırıcıkları B büyük, A büyük, C'dir. Evet, ışık ışını en hızlı C ortamında ilerler. Kırıcılıkla hız ters orantılıdır. Kırıcılığın en az olduğu yerde ışık daha hızlı ilerleyecektir. Dolayısıyla da bu ifade de doğru. A ortamından C ortamına geçerken ışık ışını normale yaklaşarak kırılır demiş. Tam tersi ne yapması lazım? Normalden uzaklaşarak kırılması lazım. Dolayısıyla da cevabımız ne olacak? Bursa olmuş olacak. 16. soruya baktığımız zaman aşağıda numaralarla verilen karışım örnekleri ayırma yöntemleri kullanılarak ayrılacaktır. Şimdi dikkat ederseniz tuz su karışımı, yani buharlaştırma. Zeytinyağı su karışımı nedir? Ayrımsal damıtma. Buraya da baktığınız zaman kum talaş karışımı. Bunu da ne yapıyoruz? Süzgeçle ne yapıyoruz? Eleme ya da süzgeçle bir şekilde hallediyoruz. Peki diyor ki hangi yöntemler kullanılmalıdır diye sormuş. Tuz ve su karışımında ne kullanılması lazım? Buharlaştırma kullanılması lazım. Buna baktığımız zaman yoğunluk olarak baktığımız zaman su zeytinyağından daha yoğun ve dolayısıyla bu ayrımsal bir damıtmadır. Dolayısıyla yoğunluk farkını kullanacağız. Yani buharlaştırma yoğunluk farkı olacak. Diğeri de nedir? Yüzdürme. Suyun içerisine her ikisini de katıp işte talaşın yukarıda kumun dipte kalmasıyla ayrıştırarak süzgeç yoluyla ayrıştırarak ayırma. Dolayısıyla da cevabımız ne olacak? Adana olmuş olacak. 17. soruda bazı maddelere yukarıda verilen numaralandırılmış tanecik modelleriyle ilgili. Birinci model ve ikinci model. Baktığın zaman bu bir bileşik, bu da bir nedir? Elementtir ama moleküler yapılı bir elementtir. İfadelerinden hangileri doğru olur diye soruyor. Her iki maddede molekül yapılı mıdır? Bileşiklerde molekül yapılıdır. Bu da elementtir ama molekül yapılı bir elementtir. Evet, birinci modeldeki madde bileşiktir. İkinci modeldeki madde de elementtir ama moleküler yapılı bir element. Dolayısıyla cevabımız denizli. 18. soruda mikroskobun keşfi canlıların yapısının anlaşılmasında çok önemli bir teknolojik gelişmedir. Buna göre mikroskobun keşfedilmesi aşağıdakilerden hangisinin gözlemlenmesini sağlamıştır diye soruyor. Doku, hücre, organizma, organ. Hani hücre, doku, organ, sistem, organizma demiştik ya. En az karmaşık olan yapı neydi? Hücre. Dolayısıyla da ben mikroskopta neyi inceliyorum? Hücreyi. Cevabımız ne olacak? Bursa olmuş olacak. 19. soruda yağmur özdeş iki tane A4 kağıdından birini buruşturuyor. Diğerini ise buruşturmadan aynı yükseklikten aynı anda serbest bırakarak yere düşme sürelerini gözlemliyor. Yağmur yaptığı etkinlikte aşağıdakilerden hangisini gözlemlemek istemiştir diye soruyor. Şimdi baktığımız zaman cisimleri etki eden yer çekiminin nelere bağlı olduğunu, hava sürtünmesinin cismin şekline bağlı olduğunu, hava sürtünmesinin cismin kütlesine bağlı olduğunu, hava sürtünmesinin cismin cinsine bağlı olduğunu. Şimdi yukarıdaki örnekte çocuklar, iki tane özdeş A4 kağıdı var. Kütleleri aynı, cinsleri aynı, yer çekimi aynı ortamda yapıldığı için aynı. Ama nedir? Şekil farklı. Birini düz bir şekilde atarken aynı yükseklikten, birini ne yapıyor? Buruşturarak atıyor. Dolayısıyla da neye bakıyordur? Hava sürtünmesinin cismin şekline bağlı olup olmadığına bakıyordur. Cevabımız ne olacak? Bursa olarak çıkacak. 20. soruda atık kontrolünde bireysel olarak yapılabilecek bazı davranışlar vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bilgiye örnek verilemez diye soruyor. Atık kontrolünde bireysel olarak yapılabilecek bazı davranışlar. Tasarruflu duş başlıkları seçilerek su kullanımını kontrol edilebilir. Evet, bunu herkes kişisel olarak evde ne yapabilir? Yapabilir. Bu olabilir. Kullanılan elektrikli aletler enerji verimli yüksek olanlardan tercih edilebilir. Evet. Devlet eliyle atık kontrolünü sağlayacak gerekli yasalar çıkarılabilir. Atıklar geri dönüşüm ayrı ayrı biriktirilebilir. Yani yasa çıkarmak kişiye özgü değildir. Bu meclisin yaptığı bir şeydir. Dolayısıyla da cevabımız ne olacak burada? Ceyhan. Evet çocuklar, teşekkür ediyorum. İnşallah, umarım güzel geçmiştir sınavınız.
Hayırlı akşamlar.